Star Wars Holiday Special programını sonunda ben de seyrettim. Geçtiğimiz senelerde yabancı YouTube kanallarının birçoğunun seyrettiği ve yorumladığı bir programdı ama Türklerden böyle bir video yapan bir arkadaş görmediğim için ben de kendimi feda ederek bu filmin tamamını seyredeyim dedim. Film sayılır. Aslında film gibi de değil ama film uzunluğunda olduğu için öyle diyelim. Hakaret anlamında söylemiyorum. Formatı gerçekten film gibi değil. Birazdan bahsedeceğiz zaten. Böyle bir işe neden giriştim? Yani IMDb'si 2 olduğu halde ve kötü olduğu her halinden anlaşıldığı halde. Tabii ki nerd arkadaşlar bir araya geldiğinde dalga geçmek için seyredilecek kadar iyi mi? Bunu anlayabilmek için 1,5 saatimi size hediye ettim. Helal olsun. Film 1978 yapımı. Bir konu çerçevesinde aslında. Ama bu konunun içinde de farklı farklı bölümler var. Genel konuyu anlatayım önce. Chewbacca'nın ailesi onların gezegeninde Chewbacca'nın Life Day için yani Not Christmas için gelmesini bekliyor. Ancak Chewbacca ve Han Solo geç kalıyorlar. Chewbacca'nın ailesi de neden olduğunu anlayamadığı için Luke Skywalker'a soruyor. O da işte buradan henüz çıktığı bilmiyorum vesaire diyor. Daha sonra bazı yerlerde bazı sorunlarla karşılaştığını öğreniyorsunuz. Bu esnada imparatorluktan da bazı adamlar Chewbacca'nın ailesinin bulunduğu eve geliyor ve evi arıyorlar. Bu insanlardan da kurtulmaya çalışıyorlar. Bu film ilk filmden sonra yani 4. bölümden sonra çekilmiş. Yani imparatorluk hala güç sahibi. Ve sonuç olarak Han Solo ve Chewbacca sağ salim Chewbacca'nın evine gelecek mi? Ve imparatorluk askerlerinden kurtulacaklar mı? Bunları seyrettiğimiz bir film. Konu çok uzun değil gördüğünüz gibi. Dediğim gibi Holiday Special zaten. 1978'in teknolojisine göre bayağı da iyi hazırlanmış aslında. Bayağı emek verilmiş. Yani şey değil, bir televizyon stüdyosu uyduruvermiş değil yani. Büyük ihtimalle filmde kullanılan kostümler, setler falan kullanılmış burada da. Kendiniz karşısına oturarak seyredilecek, hatta arkadaşlarla birlikte böyle karşısına oturarak seyredilecek düzeyde değil. Çünkü bazı yerleri çok sıkıcı olabiliyor. Özellikle şu Chewbacca'ların birbiriyle yani pardon ekşiciler tetiklenmeyin. Wookiee'lerin birbiriyle inleyerek konuşmaları. Ama başka bir şeyle ilgileniyorsunuz veya bir şeyler yiyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz. Özel bir günde böyle arkadaşlar toplanmışsınız. Televizyonda da bu aksın diyebilirsiniz. Bence insanların söylediği kadar kötü değil. İkincisi bence konsept de iyi. Yani keşke ileriki senelerde daha iyi versiyonları yapılsaydı. Ninja Kaplumbağaların da böyle bir Holiday Special vardı. O da kötü uygulanmıştı. O baya kötüydü çünkü aynı Ninja Kaplumbağalar falan da değil. Yani o nasıl oluyor ben de anlamış değilim. Aynı kostümleri neden kullanamıyorlar? Ona da mı paraları yetmemiş? Sıfırdan kostüm yapmıyorsun sonuçta. Büyük ihtimalle şeyden dolayı. Animatronik onu hani kullanması falan da zor ya. Ondan dolayıdır. Ama düşünecek olursanız mesela Star Wars'da ya da Ninja Kaplumbağalar'da normal maceraların haricinde sıradan bir günlerinde hatta bir tatil günlerinde ne yapıyorlar? Light bir konuyla onu işte Lego Star Wars Holiday Special biraz yaptı. Bence birçok kişi severdi böyle bir şeyi iyi yapılsaydı. Yani bu kahramanlar tehlikeli işler yapmazken tatil zamanlarında neler yapıyorlar? Birçok filme uyarlayabilirsiniz değil mi bunu? Karate Kid'e mesela çok güzel uyarlanabilirdi. Hayalet Avcıları'na uyarlanabilir. Yani birçok şeye uyarlanabilirdi bu aslında. Şimdi isterseniz filmin içindeki farklı bölümlerden bahsedelim. İlk başta daha önce de söylediğim gibi Wookiee'lerin bağırışları var. Ne dedikleri anlaşılmıyor ama yaptıkları hareketlerden ne demek istediklerini anlayabiliyorsunuz. O yüzden sesini kısarak seyredebilirsiniz ki filmin konusunu kaçırmayın. Bir süre böyle gidiyor. Ondan sonra küçük Wookiee büyük babasından yardım istiyor. Orada işte hologram makinesi gibi bir şey var. Ona kartuş takıyorlar. Teyp gibi bir şeye böyle basarak hologramda 3 boyutlu akrobatik hareketler yapan insanları seyrediyorlar. Gerçekten zamanına göre bayağı yaratıcı. Onu çekmesi de zor olmuştur diye tahmin ediyorum. Yeşil ekranın olduğu bir yerde büyük ihtimalle o akrobatik hareketleri yaptılar. Ya da yer gerçek, duvarlar yeşil ya da mavi ekrandı. Başka bir galakside de juglörler varmış bak. Ya da başka bir galakside de paralel barlar varmış. Retrofütüristik. Başka bir galaksi olduğu için çok şaşırmıyorsunuz. Adamların mesela hologram teknolojisi var ama wireless yok. Wi-Fi olmadığı için yine kartuş falan takman gerekiyor. Bir bakıma da bu yüzden seviyorum bu tür filmleri. Eskiler geleceği ya da ileri teknolojiyi nasıl hayal etmiş? Onu görme şansınız oluyor. Onun da hala şimdiye yansımaları var biliyorsunuz. Mandalorian dizisinde mesela bilgisayarlar hala vektör böyle Commodore grafikleri gibidir. Ve büyük büyük düğmeleri vardır. Bence de doğru yapmışlar. Çünkü 6. bölümden sonra olan bir şey.
teknolojinin hemen çok hızlı bir şekilde ilerlememesi lazım zaten. Sonra anne Wookiee'yi görüyoruz. Anne Wookiee de yemek yapıyor. Oo, cinsiyetlere göre sınıflandırıyor ha. Cinsiyetlere göre insanları sınıflandırmışsınız. Bence o yüzden bir bastılar. Ama daha da önemlisi, anne Wookiee'nin seyrettiği yemek programında kadın kıyafetleri içinde ama erkek sesiyle konuşan biri var. Yani Star Wars'daki ilk trans karakter. Başka da yok zaten. Herkes yakınıp duruyordu. Star Wars niye cesur olamadı? Niye Finn'le Poe'yu sevgili yapamadılar? Niye gay koymadılar falan? Al işte. Adamlar 1978'de trans koymuş. Var ya, millet bunu fark etmedi bence. Fark etseler hemen o karaktere özel bir show yaparlar Disney Plus'ta. The Cooking Shower diye. Sonra Han'ın arkadaşlarından bir tanesi Wookiee'lerin evine geliyor. Büyük babaya virtual reality makinesinde böyle bir kartuş gibi bir şey takıyor. Büyük baba virtual reality'de kadınlar falan görmeye başlıyor. Kadın ama kadın yani insan kadın. Gördüğünüz gibi ilk interspecies, interracial da geçmişler. Interspecies ilişki de yine 1978'de düşünülmüş. Şimdi diyor sana zevk vereceğim falan, dedim ne oluyor, nereye gidiyor? Holiday special dedik. Konuşmalar, sesler falan da öyle. Büyük baba da böyle keyfe geliyor gerçekten. Neyse, bir noktadan sonra kadın şarkı söylemeye başlıyor. Demek zevk dediği oymuş, şarkıymış yani. Yanlış anlamayın. Öyle bir şarkı bölümü. Zaten şarkı, müzik, eğlence bol. Sonra imparatorluk subayları bir cihaz görüyor Wookiee'lerin evinde. Ona bakıyorlar neymiş bu diye. Oradan da gene bir hologram konseri çıkıyor. Bu sefer başka bir grubun yine şarkısını dinliyorsunuz. Bu da ne oldu? Üçüncü bölüm oldu galiba. Sonra çocuk morali düzelsin diye çizgi film seyrediyor. Yani anladığım kadarıyla öyle. Çünkü çizgi filmi bir yandan da gerçek sanıyor. Çizgi filmde de Han Solo'nun, Luke Skywalker'ın ve Boba Fett'in bir macerası var. O da büyük ihtimalle en eğlenceli bölümlerden bir tanesi. Sonra bir bara geliyorlar ama o bar bildiğin kantina. O kantina sahnesinde enstrüman çalan kişiler var gene. Burada yine bir bölüm gerçekleşiyor. İmparatorluk barı kapatıyor. Kadın da o yüzden kapanmadan önce bir kapanış şarkısı söylüyor falan. Gene 5-10 dakikada bu şekilde geçiyor. Sıkıcı şeyler değil ama ilginç, dediğim gibi. Tek başına seyretmeye değmez ama arkadaşlarla birlikte bence değer. İmparatorluk subaylarının antenli telsizleri falan var böyle. Dünyadan biraz teknoloji öğrenseymişsiniz. Sonunda da Prenses Leia'nın Life Day ile ilgili bir şarkısı var. Bu arada bu Holiday Special'ın tam versiyonunu YouTube'da bulabiliyorsunuz. Star Wars Holiday Special yazınca çıkıyor direkt. Yani bulması da zahmetli değil. Bence dediğim gibi arkadaşlar böyle yemeğe oturdunuz. Bir yandan da bunu açabilirsiniz. Konsept olarak hoşuma gitti ama uygulaması özellikle 2020'ye göre sıkıcı kalmış bazı yerlerde. Gerçek bir film olmadığı için puan vermiyorum ama bence 2'yi de hak etmiyor.